Tadım tavsiyeleri hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Yavrum şarkısının kayıtlarının içindeki kanalları ve nasıl bir şey tasarladığımızı inceleyeceğiz. Bunu yapmamın nedeni aslında bir şarkıyı yaratırken, işte bir şarkıyı tasarlarken neler oluyor, neler bitiyor bunu görmenizi çok istiyorum. O yüzden bugün bu şarkıyı yedek diske, ana diske yani işte atmadan önce, yedeklemeden önce şarkıyı. Çünkü biten proje böyle kitaplığa kaldırılır gibi diske gidiyor, yenisi geliyor. Çünkü bu ses dosyaları çok yer kaplıyor vesaire. Kitaplığa konulmadan önce son bir kez bakmak istedim. Çok hızlı biten böyle bir projeydi. Çok uzun süre önce başladığımız, sonra çok hızlı bir şekilde bitirdiğimiz sevgili babam için yaptığım bu şarkıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Neler yaptığımı da hatırlamak istiyorum. Haydi başlayalım. Öncelikle bakalım nasıl kanallarımız var. Önce şu kiki şuradan. Pro Tools'da çalıştık. Ben kayıtlarımı Logic'te alıyorum ama sevgili Berk Kula kardeşimizle beraber. Bu arada bu mixsiz hali. Yani benim editleyip işte kendi başıma bir denge yapıp mixten önce bu şekilde hazırlayıp hani şöyle bir denge istiyorum, şuna yakın bir şey istiyorum deyip yolluyorum. Ondan sonra buradaki dengenin üzerinden, buradaki imajın üzerinden işte Berk de ustalığını konuşturuyor. Bakalım. İşte keyboardlarımız var. Ondan sonra Allah, tabii ekran kaydı aldık, bilgisayarımız kasıyor. Eyvah! 2 hours later. Evet sevgili dostlar, yarım saat geçti. Terledim, kahvemi içtim. Bütün çerezlerimi bitirdim. Ekran kaydı yapıp hem de projeyi aynı anda size gösterirken bilgisayarımın kasmaması için bulacağım tek çözümü buldum. İnternetten araştırdım ve evet biraz dede işi gibi gözükse de böyle çok yakın ekrandan bu şekilde yaptığımda şu an kasmıyor. O yüzden evet efendim, bongomuz var. Kanallarımıza bir tek tek bakalım. Şimdi çok seviyorum. Bu bongo kanalı mesela şeyden. Bunlar bazıları sample yani Splice'dan aldığım. Splice üyeyim, bakabilirsiniz. Acayip bir şey Splice. Hani size şunu tavsiye ederim mesela. Kesinlikle üyeliğiniz olabilir. Ama hani mesela bizim çocukluğumuzda şöyle denirdi. Hani internet çok faydalı bir şey ama doğru kullanıldığında. Splice'da da aynı şey geçerli. Doğru kullandığınızda ihtiyacınız olduğu yerde, ihtiyacınız olduğu sesi aldığınızda hani birisine çaldırma zorunluluğunuz olmadan ya da böyle çok basit bir patern çaldıracaksınız ve sırf bunun için işte ne bileyim günlüğü 3000-4000 lira olan stüdyoda yok efendim işte perküsyonun gelmesi ondan sonra onun müzisyen tarafından çalınması falan bunlar çok teferruatlı işler oluyor. O yüzden böyle basit bir patern olacaksa ve iyi bir kayıt bulabilirseniz patern olarak İşte onu böyle projenin içine yerleştirebiliyorsunuz. Bu biraz stretch de edilmiş. Yani mesela atıyorum bizim metronomumuz kaç görmüyorum şimdi. Ekran o kadar büyük ki. Mesela sallıyorum 78. Mesela bu bongoyu 75 BPM'de buluyorum. 80 BPM'de bulup onu böyle doğru mu söyledim bilmiyorum. Stretch edebiliyorsunuz yani özetle şeyde Logic'te. Ondan sonra bakalım bongo kanalımız var. İşte şöyle duyuluyor. Bir de canlı çalım ya bazı yerlerde böyle onu böyle bir yerlerde kaydırıyorum sağa sola. Bu basılmış hali Logic'ten. Yani böyle duyuluyor mesela tek başına olduğunda böyle biraz. Çünkü büyük ihtimalle ben o paterni beğendim ama tam istediğim şekilde değildi. O yüzden onu kesip falan böyle bir edit yaptım ama parçanın içinde mesela. Onu burada duyulmuyor zaten. Şurada güzel duyuluyor. Onu kong kong. Mesela bak. Mesela şimdi bunu dinleyin. Parçanın içine böyle grid olunca acayip tatlı oluyor. Çok, çok,
neyse. Şurada fade unutmuşuz. Yo varmış. Aa. Hem de bayağı ince bir fade. Evet şimdi bakalım. Back vokallerimiz var. Bunları da Logic'te kaydedip Pro Tools'a aktardık. Ondan sonra... Aa burada bir perküsyonumuz daha var. Kalbim. Aa evet bu güzeldi. Şuradan... Ol desek kocaman mı olacak? Of çok yok. Şunun panını görmek istiyorum. Ha bak 26 derece. Bu böyle mesela bir perküsyondu. Şimdi şöyle yaptık. Şarkıyı çok uzun zaman önce kaydettik. Ondan sonra birazcık kendi evimdeki perküsyonlarla, birazcık da böyle dışarıdan topladığım perküsyonlarla bizim davul setup'ımızın üzerine, tasarladığımız davul sound'un üzerine işte bunları böyle ekliyorum. Bu da benim hoşuma gitmişti. Parçanın içinde çok kısık koydum bunu. Çünkü çok yüksek duymaması gereken bir şey. Çünkü bakarsanız mesela timbal falan var. Ya ve her zaman istediğim yerlerde değiller. O yüzden böyle... Kalbim yine sızlıyor. Bu vokalin durduğu yerlerde ortaya çıkıyor ve şarkının genelinde onun varlığını hissetmiyorsunuz ve bu hoş bir şey işte. Bu müzik böyle bir şey bence yani. Kalbim yine sızlıyor. Şu an mesela eskisi gibi. Ya buradaki his bana çok güzel geldi hani o hiçbir şeyliğin olduğu. Odanın rumunu da duyuyoruz. Room da açık büyük ihtimalle. Gerçi Berko'nun mükemmel şekilde toplamış ve acayip bir ayar yapmıştı ama ben oradaki sadeliği sevmeme rağmen bir şey eksik diyordum. Yani küçük bir akış olmalıydı. O yüzden mesela bunu buraya koymaktan gerçekten mutluluk duyduğumu söyleyebilirim. Yani ben bu şarkıyı yaparken yani çok keyif aldım. Ve hani hem babamın şarkısı olması hem çok sevdiğim bir şarkı olması uzun zamandır böyle bu kadar minimal, bu kadar böyle beni yormayan bir şarkı tasarısına hiç girmemiştim. O yüzden yani hem babamı andım hem de bu kadar böyle beni dinlendiren, çünkü böyle bir iddiam yok, zorunlu bir ifade biçimim yok, böyle bir şey göstermem gerekmiyor, işte bu demem, hani şey çok güzel, bunu sadece onun için yapıyorum ve müzik için yapıyorum enerjisi beni olmasın buna da gerek yok falan aşırı minimalliğe götürdü ve çok hoşuma gidiyor. Neyse bir daha burayı dinleyelim geçelim. Kalbim yine sızlıyor eskisi gibi. Tam unutmuştum şu çılgın hisleri. Nereye... Zaten buradan sonra çıkıyor. Burada görüyorum. Burada tekrar geliyor. Tekrar şarkının formunun değiştiği yerde kapanıyor. Tekrar formunun değiştiği yerde biraz daha geliyor. Mesela işte şu minimalistten bahsediyorum. Mesela şuradaki kanala bakarsanız ya bir yerde giriyor mesela bir yerde yok. Yani bunu böyle pattern gibi tasarlamaya çalışıyorum bak. Çaresizim biliyorum. Çaresizim biliyorum. Mesela geldi birazcık duyuldu sonra çaresiz cevaplar da çıktı sonra tekrar geldi. Sonra tekrar çıktı ve finalde de en son yine gelip çok minimal şekilde devam etmiş. Şimdi o kanalı bir dinleyelim. 2, 3, 4. Karşı koyamıyorum ki itiraf ediyorum. Bu çok, çok, çok. Şurası. Aynen. Çok, çok, çok. Burası çok çok güzel oldu. Çünkü orada bir S var böyle parçada ve oraya böyle minicik bir şey oldu. Hatta yine de dayanamadım. Birazcık bak orayı kısmışım. Çünkü çok da duymaması gerekiyor. Çünkü S de güzel bir şey. Ama böyle S'e hafif bir şıngırtı koymak istemiştim. Bakın şimdi. Şimdi hepsini dinleyelim. Çaresizim biliyorum. Çaresizim biliyorum. Karşı koyamıyorum. İtiraf ediyorum. Onu çok, çok, çok. O onu çok kik. Böyle çok çik çik diye bir böyle
O kanalın üstünde kalmış o. Hep de düşünüyordum acaba koysam mı koymasam mı. En son böyle kısık şekilde koyma kararı aldım. Ya belki de hiç fark etmeyeceğiniz şeyler ama işte biz bunu yaparken hep her şeyin hani mutfağın içinde hangi malzemeyi koyduğunu görünce ondan sonra yemeği böyle daha bilinçli yiyorsun diyeceğim diyemedim. Anladınız siz ama ondan sonra bakalım nelerimiz var. Aa, bir bongomuz daha var. Acayip kısık. Tak kam bam bam. Yani bu dın tak dın kak tak dın kan gong gong diye geliyor. Bakalım bu ne ya? Bunu çalmış mıyız? Ha evet çaldık, doğru, bongo çaldık biz bu şarkıyı. Vallahi hatırlamıyorum. Ya burada iki tane bongo kanalı var. Bunlar bizim canlı çaldıklarımız. Çünkü falan nefes sesi duydum. Evet, başka ne var? Shaker'ımız var. Aslında ben bu shaker'ı beğenmedim ama şarkıyı yaparken baktım ki iyi gidiyor. İyi dedim, kalsın. Evet, dede ekranı gibi gözüküyor. İnanılmaz komik. Buna bir tane gitar kanalı çaldım. Gitarı da çalarken böyle hepsinin en iyisini çalacağım, en iyisini çalacağım kafasından tamamen çıktım ve tamamen şarkıya hizmet kafasına girdim ve mesela 3 take falan çaldım gitarı. Sonra oradan editledim ve parça sürekli kendini tekrar ettiği için güzel bir pattern varsa ilk bölümdekini kopyalayıp diğerini yanına koydum. Hatta bunu aktardıktan sonra küçük bir işlem yapmıştım. Bakalım gitara. O gün kayıt gününde de çaldım ama sonra oradaki ton içime sinmedi. Harmony diye bir gitarım var. Silhouette diye. Böyle eski bir gitar ama böyle hafif drive'lı olmuş ve içime sinmedi. O yüzden gittim burada bir Gibson çaldım. Hatta Gibson solo yazıyor burada. Bakın. Bunun böyle duyulmasının nedeni ben bilerek bir tane plugin var. Tüp koyuyorum. Violet miydi ismi? Unuttum. Bedava zaten. Size linkini aşağıya koyarım. Koymazsam da özür dilerim. Hatırlamıyorum ama şey böyle free tube plugin falan yazarsanız çıkar. Onunla böyle biraz sesini kırmak istedim. O yüzden böyle duyuluyor. Yani isteyerek yaptım bunu. Bazen mesela gitarın çok önüne koyarsınız. Sesi biraz fazla açarsınız. Böyle mikrofon fazla yer. Öyle bir şey değil. Bakalım. Gitarları burada aynen şu an size anlattığım yerde evde amfinin yanına kaydettim. Çok da içime sindi, dışıma hayır yapmayacağım o ismi. Evet, bir de ikinci gitarlar var. Çaresizim orada giriyor. Tam orada ikinci gitarı girip açmak istedim. Birisinin aşağı pozisyondan çalıyorum. Diğerlerinde böyle aynı yerler var. Çakıştığı yerler var ama daha çok böyle ileriki pozisyonlardan çalıp iki şeyi aynı anda çalıp şey yapmayı istemedim. Yani aynı gitarı çal. Yani birini sağ birini solo koy. Şarkının böyle kulaktaki derinliği büyüsün. Daha da açılsın. Onu istemedim. O yüzden Rose Gitar 2'yi daha çok destek olarak kullandım yani kayıttan. Evet, buradaki hareketlerini de böyle çok çalmıştım. O çünkü böyle babamın çok o şarkıdaki çok ikonik hareketleri, ona benzer hareketler tutturmaya çalıştım ama çok fazla yapmıştım. O yüzden burada görüyorum, bakın aktardıktan sonra bile hani
kendi projemden bu projeye kanalı aktardıktan sonra bile bir süre edit yapmışım. Büyük ihtimalle şey istedim yani, hani sadeleki şarkının akması. O yüzden böyle mesela iki hareket seçip onları korumuşum. Onun dışında da böyle kopi gitmişim yani. Aslında kopyalamamın ve editlememin nedeni şarkının minimal akışını sağlamak ve şarkıyı işte sakinliğini korumaktı diyebilirim. Sonra keyboardlarımız var. Çocuğun ismini unuttum. Baturay Yarkın. Yes. Çok tatlı adam. Mesela burada şey sesleri vardı. Çok vıyık, böyle babamın gitarından acayip ses geliyor. Böyle telin vıyık diye bir ses geliyor. Onları kesmek zorunda kaldım. Çünkü iki gitardan da böyle ses geliyor. Bir sağdan bir soldan. Onu çok. Hani şöyle yapıyorum. Onu çok. Çok. Hani böyle elini gitaristler bilir. Hani akora basar elini çeker ya. Hani böyle oluyor. Çok vıyık vıyık. Çok vıyık vıyık. Böyle panlı olarak vıyık 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 sesler geliyor. Onları kestim. Mesela shortcutlar aynı değil diğer Logic'le. Şey mesela şunları. Mesela bu canlı çalınanlar yani. Ya bunun tonunu da beğeniyorum ama böyle biraz akor şeydi, dağınıktı. O sırada böyle hani ekibi sürekli yönetmeye çalışıyorsun. Tam burada es var hani, hop şimdi akıyoruz, ride'a geç falan. Hani şarkıyı hem anlatıyorum, hani hem söylüyorum, o sırada da göz kontağı kurup tam istediğim çalımı aktarmaya çalışıyorum. Öncesinde prova alınıyor tabii ki ama o an mesela unutulabiliyor falan. Bize çok böyle nota kağıdıyla işte oradaki trafik buradaki böyle olacak gibi çalışmıyoruz. Ya ben de onu tercih etmiyorum. Daha göz teması, daha can cana olmasını daha çok istiyorum. Çünkü orada mesela çok güzel bir hareket çıkabilir vesaire. Bundan dolayı mesela şeyi demeye getiriyorum. Gitarları böyle iyi çalamayabiliyorsun. Çünkü hem şarkıyı söyle hem onları yönet falan. O yüzden orada gitarlar çalınıyor tabii ki. Canlı olarak onlara o enerjiyi veriyorum. Yani o stüdyonun içinde oluyorum. O ter kokum o odanın içine giriyor. Kan, ter, gözyaşı, heyecan, kalpler. Nasıl anlatayım yani? O alanın içindeyim yani. Ama sonrasında tabii tekrar kaydediyorum. Çünkü yani bu çok stüdyo kaydı için çok sloppy bir sound. Yani böyle dağınık. Gitarın akoru bozuk falan. Rezalet yani. Ya bir şuna bakın, bir de hani bu çok daha hani parçanın içinde ve buradaki gitarın babamın gitarının sound'u da parçaya yakışıyor. Yani hayal ettiğim sound da oydu. Ortaya da bir tane Gibson çaldım. O da kaslı çünkü Gibson'lar. Ha burada solo giriyor sanıyorum. Nerede bakalım? Solo mu? Solo, solo. Sonra tabii burada bası da. Karşı koyamıyorum. İtiraf ediyorum. Onu çok 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 seviyorum. Yavaş yavaş kanalları açacağım şimdi. Buradan devam edelim. Çok çok seviyorum. Vallahi billahi. Ya başta bu shaker'ı beğenmiyordum ama o kadar yakın ve bu da dağınık bir shaker aslında ama çok ilginç bir şekilde sound'un içine acayip bir şekilde oturdu yani. Onu çok özledim, ya bu kadar kanal var. Bakın bütün şarkıyı aslında davulun
davula verilmiş alan götürüyor. Yani çok kanalı yok ve ferah bir alan bırakılmış davul için ve davulun sound'unun işte overhead'lerinin işte böyle işte sağda ve soldaki overhead'lerinin ya, ve davulun işte tonlarının ve tasarısının üstüne ağırlığını koyan ve imajına geçen şey yok. Fazla kanal yok. O yüzden şarkıyı inanılmaz şekilde davul böyle götürüyor. İşte mesela Duman'ın, bu arada Berk işte Berk Kula Duman'ın da mixlerini yapıyor falan. Duman'ın da mesela ben her zaman etkilendiğim şeyi mesela 3-4 kişiler ama inanılmaz bir sound. Neden? Çünkü bütün enstrümanları rahat bir şekilde duyabiliyorsun. Çok ferah bir sound var. Ve hani mesela düşünün ki burada ben bir tek ben konuşuyorum. Arkamda 2 kişi daha konuşsa dikkatimiz dağılır. Şurada 2 kişi daha konuşsa belki beni duyamazsınız. 10 kişi birden konuşursa hiç kimse hiçbir şey anlayamaz. Yani 4 kişinin arasındaki diyaloğu dinlemek çok daha özel oluyor. Bu her zaman tabii geçerli değil. Çünkü kişilerin konuştuğu diyalog da önemli. Mesela Duman'ın yaptığı müzik demek istiyorum yani. Herkesin yaptığı müzik aynı değil. Herkese de uymayan bir şey. Bazen çok daha fazla gürültü isteyen müzikler oluyor. Ama hani benim yaklaşımım ve benim tarzıma göre yani burada işte o minimalliği yakaladığıma kesinlikle çok sevindim yani. Bunu aktarmak istedim size. İşte keyboard var. Ne kadar yani az enstrüman var, işte bongoya açtı var. Bir şey shake, bir tane daha shaker var. Bitti zaten. Bitti, kanallar bitti. Bekler, burada bek yok zaten. Ezgi Alaş yaptı beklerimizi canım. İtiraf ediyorum. Onu çok 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 seviyorum. Vallahi billahi seviyorum. Bakın ne kadar süre gelen diyeceğim. Doğru mu bilmiyorum. Öyle diyesim geldi. Hani ne kadar kendini tekrar eden ve hoş yani. Evet yap, yani gerçekten istediğim şeyi yapmışım. Yani bir dinleyici olarak şu an söylüyorum. Yanlış anlamayın. Seviyorum. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Buradaki hata çok beğendim. Kaan bu atak güzel oldu Kaan'cığım. Dugu dug dug. Ha bak, burada woodblock koymuşuz. Evet hatırladım. Aa bak, o hata açmışım ya. Çok seviyorum. Dıgı 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 dıgı. Onu özellikle istemişim herhalde. Burada mesela bazı yerlerde bakın bong. Burada iki kanal bongo çalınmıştı. Oha kaç? 4 kanal var. İşte çıkışa çeşitli ataklar çalmıştık falan. Sonra üst üste gelen çok kanal olduğu için bazılarını sildim. Özellikle böyle burada hayvan gibi edit var tabii. Çünkü böyle hiçbir şeyin çakışmasını istemedim ama bir yandan da mesela şuraya gelin mesela. Yani şuraya kadar gelip de hani şunu tutup da şuraya sola çekerseniz bu bir büyük bir hayvanlık olur. Neden bu hayvanlık olur? O zaman biz niye insanız olur? Yani her şeyin de mesela bu ölçek burada aslında. İşte bunları tutup da bunların hepsini bu ölçeğe getirip de bunu da buraya getirirseniz bu insan, o zaman robot olun daha iyi yani, bu ayıp oluyor. O yüzden kulağımın duyduğu beni o an bir dakika lan krak krak, böyle flam değil de hani krak 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 değil de flamin dışında böyle fazla bir ses geldiği için
fazla bir ses geliyorsa hani flam'den fazla nasıl anlatılır anasını satayım. Ritmin dışına çıkıyorsa diyeyim. Oh, çok rahat oldu şu an. Evet. Ritmin dışına çıkıyorsa, kulağıma bir şey batıyorsa o zaman onu hemen yaklaşıp böyle güzel bir edit yaptım ama her zaman içime sordum. Ama bunu yaparsan insanlıktan çıkıyor muyuz falan. Hep böyle içimdeki sınav da oydu yani. Böyle inanılmaz böyle tecrübelerim böyle gözlerimin önünden geçiyor ve oraya gelip o iç ses hep şunu diyor. Bunu yapıyorsun ama o zaman bu insan müziği oluyor mu falan, çok ilginçti. İşte bazı yerlerde genel bir kaydırma yapmışım böyle, biraz hızlı çalmış, biraz ileride çalmış. Böyle çok minimal kaydırmalar falan yapmışım. Aa burada edit unutmuşum neyse. Gibi gibi çok şeye dokunmadım zaten. Davulun tasarısına. Sadece seçtim. Mesela sadece bir davul, davul, bongolar. Bak arada bir yerde sallanıyor ama işte o sallanması güzel yani. Biz çünkü insanız yani. Biraz da sallanacağız. Burada da bir sallanma vardı yine. Yani bak alabildiğim kadar almışım. Oturtabildiğim kadar böyle yan yana oturtmaya çalışmışım falan. Burada da böyle yaratmaya çalıştığım şey Latin bir sound yaratmaya çalıştım. Ve işte bu... Oye como va va la lito la la li la... Bilmiyorum şarkının sözlerini de yani salladım ama şey... Oye como... Bir şeydi unuttum şeyin... Carlos Santana'nın. Aynı zamanda The Ghetto. The Ghetto. Oradaki o riff babamın yarattığı. O bana şeyi çok andırıyor hani. The Ghetto. The Ghetto'nun da bir riffi vardı, öyle güzel bir riffi. Ha. Bu da hani bir dört dönüşü vardı. Bu bir dört böyle çok bilinen bir jamming'e açık ve babamın da yarattığı. Yani oradaki o 1-4 dönüşündeki kendi yani yarattığı riff ve içinde döndüğü o tasarı hoşuma gitti ve onları esas aldım. Yani The Ghetto. The ghetto talking about the ghetto. Öyle vokaller var. Talking about the ghetto. Mesela işte ben de seni çok çok seviyorum. Seni çok gibi. Diğer ondan da böyle o Latin hissini araklamaya çalıştım yani. O yüzden işte birkaç mesela girdik Kaan'la. İki tane mikrofon koyduk. Ben de yanına geldim. O biraz çaldı. Ben biraz çaldım falan. Sonra böyle bu kanalları birleştirince biraz da o odanın sesini almaya çalıştık. Sanki canlı çalıyormuşuz gibi diyeceğim de. Hani aynı anda bütün perküsyonlar vesaire canlı çalınmadı ama. Ben mesela odaya girdim Kaan'la beraber. Ben biraz çaldım, o biraz çaldı falan. Hani aç dedim abi, kayıda bas. İşte beğendiklerimizi alt alta dizdik mesela. Yani böyle o hep beraber çalıyoruz, hep beraber söylüyoruz. Çok eğleniyoruz. Böyle bir sürü kişiyiz enerjisini. Ancak işte böyle odayı da duyurarak, böyle sanki o odanın içindeymiş hissini de yaratarak verebilirsiniz. O yüzden böyle bir şey yapmaya çalıştık. Yani uzun uzun anlattım ama şey zaten kanalın amacı bu yani. Sanki böyle bir yan sokaktan geliyormuşçasına o vibe'i vermeye çalıştık.
Guiro'muz vardı. Guiro çok... Çok hoşuma gitmedi. Sonra Guiro tekrar çalacağız dedik ama şarkı o kadar çok doldu ki ben dedim ki Guiro çalsak ne olur, çalmasak ne olur. Şimdi mesela hepsini beraber bir gelin dinleyelim. Kovberler mesela bak odalı geliyor. Olmuş mu? Aa iki bak iki kovber. Ha çak git çak git çak çok güzel. Bir tane kapalı bir tane açık yapmışız. Hoş. Sevgili dostlar, durum özetle böyle. Güneş battı, ışığım açıldı. Şimdi ben de yeni şarkılarımın mixlerine dalacağım. Sizlerle böyle kısa bir video paylaşmak istedim. Hem de ben de bunu rafa kaldırmadan önce son bir kez dinleyip böyle yaptığım şeyleri hatırlamak beni de çok mutlu etti. Umarım size de keyif vermiştir. Size de bilmiyorum belki bir kapı açar, bir şey gösterir, ilham olur diye. Müziğe böyle hani ilgi gösteren ya da işte ne bileyim bu işin nasıl yapıldığını merak eden insanlara da belki vay be falan gibi bir his geldiyse hani böyle demek böyleymiş falan. Beni mutlu eder yani. Benim amacım bu. Bunun nasıl yapıldığını aslında biraz size hissettirmek, o tarafa sizi geçirmek istiyorum her zaman. Öyle kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki her zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.